Orada da genel merkezde çalışmalar yürüttü. Çalışmaların içerisinde olduğu için parti genel merkezde... Cumhurbaşkanı adayımız olarak Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz. Fakat milletvekilliği seçiminde girebiliyordu. İlk defa partiler kendi Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirlememişken Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere 18 ay varken çok güzel bir şekilde ifade etti. Biz bu seçimde Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğiz. Biz bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceğimizi belirttik. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Bizim adayımız belliydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı belli değildi. O sonradan belli oldu. Ve sonuçta ittifakın gereği olarak şimdi iki grubun da kararıyla Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayımız. Her başı sıkıştığında bu millet, ülkücüler nerede diyor. Ülkücüler hep böyleydi, ülkücüler hep buradaydı. Bazen meclis içinde kaldık, bazen meclis dışında da olduk maalesef. Ama duruşumuzdan, tavrımızdan hiçbir şey değişmedi. Fethullah Gülen dışarıdan, Amerika'dan ülkemize müdahale ediyordu hatırlarsanız. Genel Başkanımız dedi ki, Sayın Fethullah Gülen, madem çok siyaset yapmak istiyorsunuz, yönetime karışıyorsunuz bu kadar, Amerika'dan gelin, siyasete girin. Ondan sonra ne yapacaksanız gösterin kendinizi, siyasi mücadelenizi verin demişti. Tabii bunu söylediğinde Genel Başkanımızı aforoz etmeye kalkıştılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her kongresinde Genel Başkanımızın karşısına Fethullah Gülen hareketi aday çıkarmıştır. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve o zaman Genel Başkanımız buna müsaade etmeyince, aslında kongrede yaptık, kongre yapıldı, aday da oldular aslında ama kazanamadılar. Ona da müsaade etti, aday olmalarına da müsaade etti. Hep Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde oynandı. Israrla bir an önce kongre yapıp aceleleri vardı. 15 Temmuz'da başbakan olmak istiyorlardı. Bunu deklar ettiler. 15 Temmuz'da ben başbakan olacağım dedi. Niye 15 Temmuz'da, o zamandan ne alaka, nereden 15 Temmuz tarihi çıkmış meğerse. Sayın hanımefendi 15 Temmuz'da başbakan olacağını söyledi. Acelesi vardı. Bir an önce bunu yapmak istiyordu. Ve kongre bahane tabii ki altyapı oluşturuyorlardı. Parti kurma çabaları vardı. Kaos yaratıp bir an önce oldu bittiye getirme çabaları vardı. O gün de biz ne dedik? Kongre 18 Mart'ta yapılacaktır dedik. Ve 18 Mart'ta da kongremizi yaptık. Kongreden kaçmadık. Milliyetçi Hareket Partisi yüce bir dağdır. Ve herkese kapısı açıktır. Hiç kimseyi kovmamıştır. Herkese tahammül etmiştir.